ihracata gelinen nokta ne anlatıyor diyeceğiz ve hazır giyim sektörüne yönelik beklentileri de alacağız. Bizlerle birlikte Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Ramazan Kaya olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın bugün önemli mesajları vardı. Bindiğiniz dalı kesmeyin dedi. Fahiş fiyatlara yönelik adımların devam edeceğini ifade etti. Yarın da piyasa gözetimi, denetim ve ürün güvenliği değerlendirme kurulu toplantısı gerçekleşecek. Özellikle son dönemde bazı sektörlere yönelik atılan adımları takip ediyoruz. Siz bir iş insanı olarak, reel sektörden biri olarak bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okumak gerekir? Tabii ki pozitif değerlendiriyoruz. Özellikle enflasyonla mücadelede bütün sektörler ciddi şekilde çalışma içinde. Tabii ki bu çalışmaların yanında devlet göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazen biraz önce sizin de söylediğiniz yapılan stokçuluklarla beraber fiyat artışlarının piyasada gözlemliyoruz. Ama özellikle bizim hazır giyim sektörüne baktığımız zaman geçmişte enflasyonu daha fazla tetikleyen ama özellikle bir yıldır enflasyonu negatif anlamda ya da pozitif anlamda destekleyen bir sektör olarak görebiliriz. Biz yeterince zaten bir fiyat artışı maalesef yapamadık. Bu sene peki sizin için nasıl geçti? Hazır giyim sektörü 2023'ü nasıl tamamlıyor? Bu sene, geçen sene rekorlarla kapattığımız yıl, bu seneye baktığımız zaman ihracat anlamında %9 gibi bir ciro kaybıyla kapatmış olduk. %15'te adet bazlı bir düşüşümüz var. Geçen sene Avrupa'da ve Amerika'da başlayan enflasyon ve resesyonla beraber hane halkının harcamamasıyla talepsizlikle karşı karşıya kaldık. Özellikle pandemiden sonraki değişen tüketim eğilimi, tüketim alışkanlıklarından dolayı hazır giyim bu sene %9-%10 civarında bir ciro kaybıyla karşı karşıya kaldı. Bu yılı sonuç olarak bu şekilde bitirmiş olduk. Özellikle son 2 yılda biliyorsunuz çok ciddi enflasyon ve resesyonla karşı karşıyayız. Özellikle pandemideki kapanmalar hem performans kayıpları hem lojistik maliyetlerin artmasıyla beraber geçen sene çok ciddi, aslında 2022 yılında çok ciddi işler yapıldı. Ama özellikle 15 aydır bizim sektörümüz %9-%10 civarında bir ciro kaybıyla karşı karşıya kaldık. Kasım ayında 12 aylık veri 255.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2 Ocak'ta da yine yılın tamamına yönelik rakamları görmüş olacağız. Ana hedef 255 milyar dolardı. Önümüzdeki sene için orta vadeli programda ihracat hedefi 302 milyar dolar olarak kayıtlara geçiyor. İhracatta gelinen bu noktayı peki nasıl okumak gerekir? Evet, kolayca 20 milyar dolar, 30 milyar dolar arttı diyoruz ama bu öyle ufak tefek rakamlar da değil. 10 yıl önceyle kıyasladığımızda yaklaşık 7 kat arttığını ihracatın görüyoruz. Bu süreçte gelinen noktayı nasıl okumak gerekir? Şimdi özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü bizim ülkemiz için tabii ki lokomotif bir sektör. Hem emek yoğun istihdam açısından hem de sanayileşme açısından. Ülkemizin sanayileşmenin temelleri aslında bizim sektörle atılmış diyebiliriz. Özellikle yoğun çalışma ve istihdamla da karşı karşıyayız. 2022 yılında evet dediğiniz gibi ciddi ihracatlar yapıldı. Hem ülke bazlı hem de sektör bazlı. Bugünkü geldiğimiz noktada tabii ki biz de bu resesyondan ve enflasyondan etkileniyoruz. Şimdi bizim son zamanlarda şu sektörle ilgili söylediğimiz şu var. Değişim ve dönüşüm içinde dünya. Biz de sektör olarak bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Özellikle hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika'nın bir takım beklentileri var. Hem tüketicinin bir takım beklentileri var. Özellikle dünya ticaretinde bir takım önemli eğilimler var. Bu eğilimler tedarik güvenliği, yakından tedarik gibi işte sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm, özellikle ABD ile Çin arasındaki savaşlar. Bunlardan bazen pozitif bazen de negatif etkileniyoruz. Özellikle bu bir yıl içinde hem jeopolitik hem de ekonomik anlamda ciddi şekilde negatif etkilendik. Biz önümüzdeki yılı 2024 yılında 2023 yılın rakamlarını egale edeceğimizi olarak düşünüyoruz. Belki çok üzerine bir şey koyamayacağız ama mevcudiyeti korumakla ilgili 2024 yılında çalışmalarımız devam ediyor. Katma değerli ihracata da temas edelim mi? Özellikle katma değerli ihracat adına neler yapılmalı? 2024'te bu anlamda neler göreceğiz? Bu söylemiş olduğum değişim ve dönüşümle beraber hem sektördeki dönüşüm, hem kendi içimizdeki piyasalardaki dönüşüm, hem ürün çeşitliliği, ülke çeşitliliği açısından özellikle Ar-Ge'de, tasarımda, koleksiyonda, aktif pazarlamada değişim ve dönüşümü bizim sektörümüz yaşayacak.
Biz eskiden daha fazla adet peşinde ve ciro peşinde koşuyorduk. Önümüzdeki dönemler adet peşinde değil, daha değer peşinde koşacağız. Bu değerle beraber biraz önce dediğiniz gibi katma değeri yaratmış olacağız. Birim fiyatı arttırmış olacağız. Daha katma değerli ürünler satarak da ciroyu eriştirmiş olacağız burada. Özellikle tabii ki bu sebepten dolayı da ülkemizde ciddi bir şekilde markalaşmanın da önü açılmış olacak. Önümüzdeki sene için ihracatta peki hazır giyimin hedeflerinden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Özellikle bu yıl 7 Ekim'den itibaren Orta Doğu'daki karışıklığı da takip ediyoruz. Öte yandan siz ifade ettiğiniz Avrupa Birliği'nde üretim aktivitesinin zayıfladığı bir yıl oldu. Büyüme konusunda önümüzdeki sene de aslında çok da iyi beklentiler küresel ekonomiler için yok. Biraz daha ılımlı beklentileri takip ediyoruz. Yılın ilk yarısında euro ciddi değer kaybı yaşamıştı. Son çeyrekte biraz daha euro lehine fiyatlamaları takip ettik. Tüm bu başlıklar önümüzdeki sene hazır giyim sektörüne nasıl etki edecektir? Sizin hem kendi kurumunuz olarak hem de genel itibariyle sektör olarak beklentiniz nedir? Hazır giyim sektörü olarak geçen sene biz Avrupa Birliği'ne %69, yaptığımız ihracatın %69'unu AB'ye yapıyorduk. Bu sene bu rakam %59'lara düştü. AB'den aldığımız pay %10 olarak düştü. Ama AB'nin hazır giyim ithalatında da bir %12, %13 düşüşlük var. Yani oradaki pastadaki dilim aslında parsel olarak bizimle de paylaşılmış oldu. Dünya hazır giyim ticaretine baktığımız zaman da %12, %13 bir daralma var. Biraz önce söylediğiniz gibi evet önümüzdeki yıl özellikle merkez bankaların faiz artırımlarının durma noktasına geldiği, belki birkaç ay sonra da geri dönüşlerin başladığı noktada piyasanın biraz daha para boluyla, hane halkının paraya erişmesiyle beraber tekrar talebin canlanacağını açıkçası düşünüyoruz. Belki önümüzdeki ilk dönem, yani ilk 6 ay yine 2023 yılında yaşadığımız durumları yaşayacağız. Ama ikinci 6 ayla ilgili daha pozitif düşünce içindeyiz. Özellikle son biliyorsunuz 2 yıl içinde asgari ücret 2 kere arttı. Bu asgari ücretin artışlarıyla beraber, özellikle artan enflasyonla beraber maliyet artışlarıyla ciddi şekilde fiyat tutturamamaz hale geldik. Bu sebeple ilgili kurdaki yaşanan bir takım dalgalanmayla beraber maliyet artışları karşımıza çıktı. Önümüzdeki dönem biraz önce sizin dediğiniz gibi dövizin biraz daha dengeli olması, en azından asgari ücret ya da ücret artışları enflasyon neticesinde olmasıyla beraber daha dengeli bir ticaretler ya da ekonomiyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. 302 milyar dolarlık peki ihracat beklentisi önümüzdeki sene için sizce yakalanabilir bir hedef mi? Bu arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sıklıkla ifade ediyor. İhracatçılara verilen desteklere atıfta bulunuyor. İhracatçı destekleniyor ve son dönemlerin mottosu yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bu dört saç ayağı önem veriliyor. Bu kapsamda ihracatçıya verilen destekler nasıl okunmalı ve önümüzdeki süreçte de katkısı nasıl olacaktır? Açıkçası sektörümüzün tabii ki rekabet gücünü, maliyet ve karlılık alanlarındaki pozitifi artırmak için hükümetten tabii ki ciddi iyileştirici düzenlemeler bekliyoruz. Biz diğer sektörleri tam olarak bilemiyorum ama biz tekstil ve hazır giyim sektörü olarak baktığımız zaman bu sene biraz önce söylediğim rakamlarla evet kapattık. Önümüzdeki dönem bu rakamları egale etmek için büyük mücadele içindeyiz. Biraz önce söylediğim gibi özellikle yeşil dönüşüm, çevre, yakından tedarik, tedarik güvenliği gibi konular bizim için çok önemli. Aslında bu değişim ve dönüşüm döneminde daha doğru şekilde temeller atıyoruz. Niçin? Biraz önce söylediğimiz o katma değerli ürünleri yaratabilmek için. Bu talepsizlik doğrultusunda zaten yaptığımız çalışmalarda yine AB'nin yanında ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliğini arttırıyoruz. İşte biraz daha Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle çalışmaya başladık. Rusya ile çalışmaya başladık. AB'deki payımızı o tarafta kapatmaya çalışıyoruz. Özellikle geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatlarımız ciddi boyuttaydı. Orada biraz gerilediğimizi görüyoruz. Bir takım orada da çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönem biraz önce söylediğim gibi evet ilk 6 ay biraz daha negatif bir durumu yaşayacağız ama ikinci 6 ay bu negatif durumu pozitife çevireceğiz. Ama buradaki tabii ki jeopolitik ve ekonomik durumlar bizim için çok önemli. Bu önümüzdeki dönem yaşayacağımız bu çalışmalarla pozitif sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz pazarlar peki önümüzdeki dönemde biraz daha fazla mı yer alacak hazır giyim sektörü adına? Çünkü Avrupa Birliği pazarına yönelik birkaç rakam verdiniz. Özellikle
Bu yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Körfez'e ziyaretlerin de bir hayli olduğunu gördük. Körfez ülkeleriyle ilişkiler de giderek daha iyi hale geliyor ve buradaki ticaret hacimleri hedef anlamında yukarı yönlü belirleniyor. 2024 yılında hazır giyim sektörü adına Körfez ülkelerini daha mı sık göreceğiz? Sizin bu anlamda çalışmalarınızda neler var? Özellikle hem ikili ticaret ilişkilerinde hem ihracatçılar birliğinin hem de ihracatçılar meclisinin düzenlemiş olduğu ticari heyetlerde, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde hem Körfez ülkelerinde hem Orta Doğu'da ve Rusya'da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. O Avrupa'da ve Amerika'da kaybettiğimiz pazar payını orada doldurmaya çalışıyoruz. Tabii ki yeni bir pazara girmek de çok da kolay olmuyor açıkçası. Hem finansman dili hem iş dilini öğrenmekle geçiyor. Ama biraz önce dediğimiz gibi önümüzdeki dönem özellikle Körfez ülkelerinde ve Orta Doğu'da pazar arayışlarımız devam edecek. Hazır giyim sektörünü konuştuk. Bizlerle birlikte Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya oldu. Ramazan Bey, teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Bu arada asgari ücret toplantısı başladı. Birazdan toplantıya yönelik öne çıkan başlıklar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Üçüncü kez bu toplantının gerçekleştiğini ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla toplantının başladığını ifade edebiliriz. 16.30'da toplantının başlayacağına yönelik haber akışları sağlanmış.